O çobanın yanında, yanlış hatırlamıyorum dedi, 2 gün mü oldu, 3 gün mü oldu, tam olarak emin değilim dedi, ama bir tane böyle tam fotoğraftaki gibi bir köpek gördüm dedi. Yani o çobanın yanında peşinden kangallar varmış, çobanın yanında kangalların peşi sıra gidiyormuş yani o köpek. Yani kangalların peşinden gidiyormuş çobanın yanında. Dost da böyle işte arkadaşlar. Vuruyor kafayı, yatıyor burada. Benle birlikte. Yoksa donar hayvan ya. Yanımda en azından ısınıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda dostun çalındığından bahsetmiştim sizlere. Video atamıyordum. Daha doğrusu video atmak içimden gelmiyordu. Ama sizleri merakta bırakmamak için video paylaşmaya karar verdim. 2-3 gündür yaklaşık, yani tam olarak kafada kalmadı zaten. Aramalara devam ediyorum, arıyorum. Bir türlü bulamadım hiçbir yerde dostu. Ama bugün öyle bir şey oldu ki arkadaşlar, yani başlıktan da anlarsınız zaten. Dışarıda bir takım malzemelerim vardı. El aletleri vesaire. Almıyordum içeri yani, kimsenin çalacağını vesaire düşünmedim. Su bidonları falan vardı işte. Onlar gitmiş, yok yani. Dolu olan su bidonlarımızdan bir tanesi kalmış. Boş olan gitmiş. Büyük bidon vardı. Onu almış götürmüşler. Aynı zamanda birkaç ıvır zıvır işte keserdir, ne bileyim, el aleti gibi şeyler yani, dışarıda teldir bilmem nedir, onlar vardı, onlar gitmiş, yok yani, çalınmış. Dostu bulamadım ama birkaç ipucu topladım. Bunlardan bahsedeceğim sizlere bu videoda. Bu ipuçların peşinden gideceğim yani, pes etmeyeceğim. Çünkü birazcık kafamda böyle bir şeyler oluşmaya başladı bu ipuçlarından dolayı. Bilmiyorum, inşallah o şekildedir. O şekilde ise eğer kesinlikle bulacağım dostu. Yani biraz içim böyle bir şey oldu. Çünkü o bidonu arkadaşlar, su bidonunu yani kimse almaz. Kim ne yapacak alıp da yani. Önce bir ipucundan bahsedeyim de sizlere. Çünkü ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Şimdi anlatıyorum. Ne anlatıyor bu falan dersiniz. Burada işte yakında bir hurdacı var arkadaşlar. Hurdacıya gittim. Orada da köpekler falan var. Bayağı bir köpek var. Acaba dedim orada bulabilir miyim? Orada mıdır dost diye. Gittim sordum işte. Bayağı köpek falan vardı. Baktım bu aralarında yoktu. Bu arada barınakları falan gezdim. Barınaklarda yok dost. Hurdacıya gittim. Neyse dedim ki, abi böyle böyle köpeğim kayboldu benim. Resmini falan gösterdim. Fotoğrafını gösterdim işte. Dedi ben görmedim. Buralarda yok dedim. Ama çalındıysa unut dedi onu, yani bulamazsın dedi. Ama ben bir tane köpek gördüm dedi. Burada bir çoban var dedi. O çobanın yanında, yanlış hatırlamıyorum dedi, 2 gün mü oldu, 3 gün mü oldu, tam olarak emin değilim dedi, ama bir tane böyle tam fotoğraftaki gibi bir köpek gördüm dedi. Yani o çobanın yanında peşinden kangallar varmış, çobanın yanında kangalların peşi sıra gidiyormuş yani o köpek. Yani kangalların peşinden gidiyormuş çobanın yanında. O köpek olabilir dedi. Burada değil. Burada bir çoban var. Yaklaşık 15-20 koyunu var. Köpekleri yok onun. O çoban değil muhtemelen, ama başka bir çoban muhtemelen, biraz daha ileri kısımlarda. Yarın muhtemelen bakacağım. Yani saat öğle saatlerinde falan oraya otlatmaya getiriyorlar koyunları vesaire. Ama bir sürü, çok çok fazla çoban var. Gideceğim, bir bakacağım. Emin olmak istiyorum çünkü. O adam muhtemelen tekrar görürse haber verir mi, ama nasıl haber verecek veya yanına alır mı köpeği bilmiyorum. Ama çobana muhtemelen söyleyecektir. O yüzden benim yarın hareket etmem lazım. Çünkü çoban der ki, aa bu buraya geldiyse benim yanıma da gelir garanti. Saklayabilir köpeği. Muhtemelen gördü o. Bidonu da gördü. Aa bu bidon bana lazım olur dedi. Benim tahminim yani. Sadece tahmin yürütüyorum. Aa bu bidon lazım olur dedi. Bidonu aldı. Aynı zamanda işte ihtiyacı olan ne varsa yerden onları aldı. Bir de köpeği de gördü. Köpeği de aldı gitti. Sonuçta buradan geçiyordu. Koyunlarını otlatırken onları da aldı yanında gitti diye tahmin ediyorum.
Şimdi çoban diyorum, Türk olabilir veya Afgan olabilir, Suriyeli olabilir, hiç bilemezsin arkadaşlar. Sorun değil, kim olursa olsun, ama köpeğim oradaysa ben o köpeği alacağım. Yani o köpeği bırakmayacağım kesinlikle. Ha, bir çobanın yanında olması kötü bir şey mi? İyi bir şey, ama şu anda olamaz yani. Niye olamaz? Daha bebek çünkü. Ufacık hayvan yani. O hayvan üşüyor. Peşini bırakmayacağım. Mücadeleme devam edeceğim yani, bulacağım da. Umudumu kaybetmiyorum yani bir şekilde. Çünkü bu ipuçları beni dosta götürecek gibime geliyor. Bu çalınan şeylerden sonra da zaten biraz kafam karıştı. Bu arada ne yapacağım arkadaşlar? Dostu bulsam da bulacağım dostu muhtemelen de. Bulabilirim de bulamayabilirim, ama dostu bulsam dahi güzel büyük bir köpek sahipleneceğim arkadaşlar. Bu çöplükten mi olur? Çöplüklerde biliyorsunuz ki hep atıyorlar, köpekler dolu. Çöplükten mi olur? Barınaktan mı olur? Barınağa da gitmiştim bu arada. Barınakta da çok güzel köpekler var, ama daha çok hasta hayvanlar oluyor orada. Bir tane güzel bir kurt köpeği vardı mesela barınakta da. Ama muhtemelen gençlik hastalığı atlatmıştı. Tiki vardı böyle. Sürekli bir tik halindeydi. Sorun değil. Önemli olan benim için şu anda bir koruma köpeği sahipleneceğim yani. Bekçilik yapacak yani. Burada karavanın etrafında burada bekçilik yapacak bir köpek sahipleneceğim arkadaşlar. Kesin. Dost olsa da olsa da olmasa da. Onu sahipleneceğim çünkü karavanı da çalabilirler. Karavanın içine de girebilirler. Özel eşyalar vesaire, her şey, onları da çalabilirler. Her şey olabilir. Bir köpek sahipleneceğim. Başka çaresi yok şu an için. Büyük bir köpek sahipleneceğim. Bu kangal olur, kurt köpeği olur. Artık hangisi olursa bilmiyorum şu an için. Gündüz de buraya gerçi 2-3 tane köpek gelmişti. Onları besledim, yemek falan verdim. Sonra gittiler tabii. Onlar da güzel köpeklerdi ama yavrulardı tabii. Ben yetişkin bir köpek sahipleneceğim arkadaşlar. Büyük. Bakalım o çoban buradan geçer mi, geçmez mi? Ben şimdi çalışıyorum ya arkadaşlar. Çalıştığım için gündüz vakti oluyor bu olay. Akşamları zaten hiçbir sıkıntı yok. Akşamları ben buradayım. Zaten yanımda yatıyor dost. Bir sıkıntı olmuyor. Ama gündüz vakti sıkıntı. Ben işte oluyorum. Bakalım ne olacak. İnşallah bu saatlerde bile geçse çoban. Gece otlatmaya çıkıyorlar mı koyunları bilmiyorum da. Keşke geçse, ne güzel olur var ya. İnşallah bulurum ya. İnşallah ipuçları beni dosta götürür. Valla çok özledim arkadaşlar. Hiçbir yere gitmeyen hayvan, yani bir yere gideceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar buradan. Niye düşünmüyorum? Çünkü sürekli buradaydı ya. Hiçbir yere gitmiyordu yani. Hiçbir yere şey yapmıyordu. Yuvanın içerisinde bana koşa koşa geliyordu. Akşam ben işten geldiğim zaman. Bir yere gideceğini düşünmüyorum. Yani birinin peşinden gideceğini vesaire. Ya birisi alır götürür, peşinden çağırıp götürür, peşine takılır. Ya da ya çalmıştır birisi yani. Başka alternatif, başka bir şey yok yani. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Umarım bulabilirim ya vallahi. Ne güzel semaveri yakmıştım, beraber otururduk. Güzeldi ya valla. Bir de arkadaşlar, dostla birlikte son videomuzu, yani son dostla birlikte çekmiş olduğum son videoyu Tabana Kuvvet kanalımızda bugün yayınlayacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Güzel bir video oldu. Biraz yatarak çektim videoyu ama olsun. Dostla birlikte yatakta uyurken video çektim arkadaşlar. Güzel ana olarak kalsın en azından. Umarım başına bir iş gelmeden bulabilirim ya. Vallahi canım sıkkın ya. Hiçbir keyfim yok arkadaşlar bugün. Vallahi bak. Videoyu çekiyorum ama öyle hiç keyifli bir şekilde çekmiyorum. Dost varken keyifliydim ama öyle şey değildi. Dost gel diyordum, kucağıma atlıyordu böyle. Yalıyordu yüzümü müzümü. Ondan sonra seviyordum onu. Bir de kucağıma şöyle yattım mı tamam ya. Dünyalar benimdi. Başım da ağrıyor ya. Başım çok fena ağrıyor var ya. Şimdi bu türkü gider işte arkadaşlar.
Dinlemek istemeyenler de kapatabilirler arkadaşlar videoyu. Canınız sağ olsun, sıkıntı yok. Harmanım ben, harmanım. 40 satırlık fermanım. Yok dizimde dermanım. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Eyletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. İster anam darılsın, ister babam darılsın, vuran elim kırılsın. Ağlatman beni, eyletmen beni, söyletmen beni. Aynalar, aynalar. Ağlatman beni, söyletmen beni, eyletmen beni. Aynalar, aynalar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bir sonraki videoda dostu bulmuş bir şekilde video paylaşırım.